Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi örnek sorularımızla devam ediyoruz. Demiş ki pozitif X kölesi topraklama iletilerini Y kölesi yaklaştırıyor. Yaklaşıyorsa ne olacak arkadaşlar? Etkileşim olacak. Dolayısıyla bu X'teki pozitif yükler ne yapacak? Y'deki negatif yükleri, eksi yükleri kendine doğru çekecek. Aynı cins yükleri ne yapacak? İtebildiği en uzak nokta olan Y'nin diğer ucuna doğru itecek. Burada ne var? Bir toprak var. Toprak ne yapacak? Nötrleyecek. Kimi etki altındaysa istenmeyen itilen yükleri nötrleyecek. Dolayısıyla toprak ne yapacak? Şu Y'nin şu ucunu ne yapacak? Nötrleyecek. Tabii artılar toprağa gidemediği için topraktan ne yapacak? Topraktan eksiler, yani elektronlar gelerek orayı nötrleyecek. Topraktan Y küresine elektron geçişi olur. Evet doğru. Nötrlemek için o Y'nin şu köşesindeki artıları nötrlemek için ne yapacaktır? Topraktan elektronlar geçecektir Y küresine. Topraklama kesilmeden X küresi uzaklaştırılırsa o zaman ne olacak? Topraklamayı kesmedim. Hala toprakla bağlantı devam ediyor. X'i uzaklaştırdım. X uzaklaşınca o zaman buradaki X'ler çıkan bir şey kalmayacak. O zaman toprak ne yapacak? Diyecek ki ben her şeyi nötrleyeceğim. Dolayısıyla ne yapacak? Y'nin şu eksi yüklerinde ne yapacak? Toprak nötrlemiş olacak. Topraklama kesilmeden X küresi uzaklaştırırsa Y küresi eksi yüklü olur. Hayır. Topraklamayı kesmeden uzaklaştırırsam toprak Y'nin her şeyini nötrler. Y küresi eksi olmaz. Nötr olur. Yani yanlış bir ifade. Topraklama kesildi. Tamam. Daha sonra X uzaklaştırıldı. O zaman X uzaklaşınca bu eksileri çeken bir şey kalmadı. Ama toprak da yok artık. Onlar nötrleyecek. Dolayısıyla bundaki eksi yükler o zaman ne olur? Eksi yükler şu dış yüzeyde her yere yayılır. Dolayısıyla ne olur? Y küresinin içi eksi yüklü olur. Hayır. Y küresi eksi yüklü olur ama bu yükler nerededir? Dışarıdadır. İçeride yük var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla üçüncü ifade de yanlış olur. Evet. Y küresi eksi yüklü olacak. Orada bir sıkıntı yok. Ama iç kısmında yük olma şansı nedir? Yoktur arkadaşlar. İkinci sorumuz demiş ki negatif yüklü K cismi topraklanmış iletkenin L küresine yaklaştırılıyor. Tamam. Yük geçişi tamamlandığında topraklama kesilip K cismi uzaklaşıyor. Tamam. Sırayla gidelim adım adım. Yaklaştırdık. Ne oldu? Zıt olan artıları çekti. Aynı cins olan eksileri itti. Toprak ne yaptı? Dedi ki ben nötrleyeceğim. Kimi? Etki altında olduğu için artılar çekildiği için onlara dokunamıyor. Ne yapıyor toprak? Gidiyor. Şu L'nin şu ucunu eksileri nötrlüyor. Sonra yük geçişi tamamlandı. Yani olay bitti. Topraklamayı kestim. Yani toprakla bağlantıyı kopardım. Sonra K cismini uzaklaştırdım. Bunun etkisi olmadığı için artık buradaki artılar çeken bir şey olmadığı için o artılar ne yapacak? L'nin her tarafına yayılacak. Ama iletken olduğu için o artılar L'nin neresine de yayılacak? Dış yüzeyine yayılacak. Dolayısıyla L ne yüklü olacak? L artı yüklü olacak. K zaten eksiydi. O zaten üzerindeki eksiler hiçbir yere gitmedi. Sonuçta bir dokundurma falan yok. Etkileşim vardı. K hala eksiydi ve ben onu uzaklaştırdığımda K yine ne olacak? Eksi yüklü olacak. L ise ne olacak? Artı yüklü olacak. Üçüncü sorumuz. Demiş ki iletken nötr kaleme levhaları topraklanmış. Artı yüklü cismi yaklaştırdım. Yaklaştırınca ne yapacak? Bu eksileri çekecek. Aynı artıları ne yapacak? İtecek. Nereye itecek? İtebildiği en uzak nokta buraya kadar itti. Peki toprak var mı? Var. Toprak ne yapacak? Nötrleyecek. Kimi? Etki altında olduğu için istenmeyen itilenler nötrleyecek. Yani toprak ne yapacak? Gidecek. Şu artıları nötrleyecek. Topraktan elektronlar gelip bu artılar nötrlenmiş olacak. Bu durumdayken K'da ne fazlalığı var? K'da eksi fazlalığı var. Dolayısıyla K eksi yüklü olacak. L ve M ise ne olacak? L ve M ise şu anda nötr durumda olacaktır. O zaman KLM'nin yük işaretleri ne olur? K eksi olur. L ve M nötr olur. Dördüncü sorumuz demiş ki pozitif yüklü K küresi nötr iletken ve topraklanmakta olan X, Y, Z bölgeleri yaklaştırılıyor. X, Y, Z bölme çubuğa yaklaştırdı. Ne oldu? Artı yaklaştırdığın için o eksileri çekti. Aynı cins artıları itti. Ancak ne var burada? Toprak var. Toprak ne yapar? Nötrler. Kimi? Her şeyi. Ancak etki altındaysa çekilenlere dokunamaz. O zaman ne diyecek toprak? Siz buradaki eksiler bu artı tarafına çekiliyor. Ben bunlara bir şey yapamam diyecek. Ama ne yapacak? O itilen, istenmeyen, nereye bağlı olursa olsun toprak balansının yeri önemli miydi? Değildi. Toprak ne olursa olsun ne yapar? Giden o itilenleri, istenmeyenleri, Z'yi ne yapar? Nötrler. Dolayısıyla şu Z ucu ne olacak? Z ucu toprak tarafına nötrlenecek. Bu durumdayken, yani bir şeyler çekmedik, toprak balansı kesmedik. Bu durumdayken ne oldu? Bu durumdayken X de eksi fazlalı olduğu için X eksi yüklü oldu. Y ve Z ise ne oldu? Y ve Z ise arkadaşlar nötr oldu. Beşinci sorumuz. Yarıçaplar R3 ve 2'de iletken küreleri topraklanmıştır. Küre birbirine temas halindeyken eksi yüklü X cismi K küresine yaklaştırıldı. Yaklaşınca ne yapacak? Zıt olan artıları çekecek. Aynı cins eksileri itecek. Çekilen itilen miktar birbirine eşit olacak. Yalnız burada ne var? Bir toprak bağlantımız var. Toprak ne yapacak? Nötrleyecek. Kimi? Etki altında olduğu için çekilenler bir şey yapamayacak. Ne yapacak? Gidecek itilenleri. Yani şu M'deki şu eksileri ne yapacak? Nötrleyecek. Yük geçişi tamamlandıktan sonra. Tamam, yük geçişi tamamlandı.
Topraklama kesiliyor. Toprağı kestik. X uzaklaştırıldı. E ne oldu? E bunda artı var. Bunların nötrü nötr durumda. Ve bu artılar çeken bir şey kalmadı. Uzaklaştı artık o. O zaman ve bunlar birbirine dokunduğu için ne yapacak? Oo diyecek. O zaman kardeş sen K'daki yükleri ne yap? Bizimle paylaş diyecekler. O zaman K'daki yük ne yapacak? L ve M ile paylaşacak. Tabi neye göre paylaşacak? Bu yarı çaplarına göre sonuçta dokunma olduğu için. Yarı çap en büyüklüğü olduğu için ne yapacak? O fazla K'da kalan artı Q'nun en fazla miktarını kim alacak? L alacak. Yarı çapın üçlü olduğu için işte o K'da kalan yükü 6'ya bölecekler. Yarısını, 3'ünü L alacak. İkisini M alacak. K'da ise sadece 1 kalacak. Son yükler arasındaki büyüklük ilişkisi ne olacaktır? L büyük, M büyük, K olacaktır. Altıncı sorumuz demiş ki içi boş iletken X küresi topraklanmış Y iletken küresi şekildeki düzene kurulmuş. Pozitif yüklü K küresi X içine sarkıtıldıktan sonra dedi ya orada bir duralım. Şu anda sarkıttık ne oldu onu bir bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Sarkıttık dokundurmuyoruz. O zaman etkileşim olacak. Buradaki artı ne yapacak? Eksileri, zıt yükleri kendine çekecek. Nereye? En yakına. En yakın neresi? Bunun iç yüzeyi. Dolayısıyla içerisi eksi oldu. Aynı cins artılar itecek. Nereye itecek arkadaşlar? En uzağa itecek. Şimdi en uzak bunun dışı mı? Hayır. Niye? İletken telle bağlı olduğu için ta Y'nin bu ucuna kadar itecek o artılar. En uzak nokta çünkü burası. E toprak var. E toprak ne yapacak? Kardeş diyecek. Zaten siz itiliyorsunuz. Ben de nötrleyeceğim. Gidecek o Y'deki o ucu ne yapacak? Nötrleyecek. Yani şu anda ne oldu? Yük dağılımı gerçekleştikten sonra yani yük paylaşımı falan olduktan sonra itilen itildi, çekilen çekildi, nötrleneyen nötrlendikten sonra şu anda X'in içi eksi, geriye kalan her yer nötr. Peki devam ediyoruz şimdi. Sonra demiş. Önce toprak bağlantısını kes. Tamam kestim. Daha sonra da iletken tel kesildi. Toprağı kestim ama şu artıyı hala uzaklaştırmıyorum. Yani cisimler hala bu durumda. Yüklerde bir değişim yok. Sonra burayı kestim. Kestikten sonra şu anda Y ne durumdaydı? Nötrdü. E toprağı da kestim. Onu da kestim. Y garibim ne oldu? Y nötr kaldı. Y yine nötr orada kaldı. Sonra ne yapıldı? K cismi X küresinden uzaklaştırıldı. O zaman o K'yı da çekip çıkardım. E çıkardığı zaman o çektiği eksiler artık çeken bir şey kalmadığı için eksiler ne yapacak? E diyecek ki o zaman biz daha olacağız. E ne yapacağız? E sonuçta bir U küresi olduğu için, küresel bir cisim olduğu için birbirini ittiğinden dolayı aynı cins yükler. O eksiler de artık orada durmayacak. Nereye gidecek? Sonuçta o kürenin dış bölgesine gidecek. Mesela iletken teli kesmedeseydim ne yapacaktı? Y'ye de gideceklerdi ama iletken teli bağlantısını önce kesmiştim. Önce kestiğim için o eksiler ne yaptı? Çekilen eksiler Y'ye geçemedi. Onun dışında kaldı. X küresinin içi. O zaman içi ne oldu son durumda? İçi nötr arkadaşlar. Dışı o eksi itilen yükler dışarıda olduğu için dışı eksi yüklendi. Y ise ne? Y ise hala nötr durumda kaldı. Yani son yük işaretleri ne olacak? X, o X cisminin içi nötr, dışı eksi, Y ise yine nötr kalmış olacak. Yedinci sorumuz demiş ki artı yüklü iletken X küreciği nötr içi boş Y küresine önce içten sonra dıştan dokunup ayrılıyor. Peki sonunda X küreciği ve Y'nin içi dışı ne olur demiş. Şimdi ben bu X'i götürüp önce ne yaptım? Bu X küresini götürdüm. Önce içten dokundurdum. İçten dokununca kardeşlikle bunlar dokundu ne yapacağız? Paylaşacağız. Artık biz tek bir cisim gibiyiz paylaşacağız ama o yük nerede olacak? O yük her zaman birbirini ittiği için en dış bölgede olacak. Dolayısıyla en dış bölgede olduğu için o X'in o artı yükünün tamamı Y'ye geçecek ve Y'nin dışında kalacak. Ve o dokundurduğumuz X cismi içten dokundurduğumuz için o X ne kalmış olacak? Nötr kalmış olacak. Sonra çıkardım. Şu anda X cismim ne? X cismim garibim nötrlendi. Çünkü içten dokunduğu için bütün yükü dışarıya verdiği için kendisinde yük kalmadı. Nötrlendi. Bütün artılar nerede? Bütün artılar o Y'nin dışında. Sonra da götürdüm ne yaptım bu X'i? Dıştan dokundurdum. Ha, şimdi dıştan dokununca bu nötrdü. Bunda artılar vardı. Ne yapacaklar dokunca? Paylaşacaklar ve o dokundurduğum X de dışarıda bir bölge olduğu için. Çünkü sonuçta cismin bütün yükü nereye dağılacak? Bütün yük dış bölgeye dağılacak. Dolayısıyla o X de dış bölgede bir nokta olduğu için. Şu dış yüzeyde olduğu için. O zaman o artıların bir kısmında ne yapacak? X'e geçmiş olacak. Son durumda o zaman X ne yapacak? Tekrar o verdiği yükün birazını dışarıdan dokunduğu için aldığı için X artı yüklemiş olacak. Y'nin iç kısmı nötr olacak. İç kısım her zaman nedir? Nötrdür. Ancak hani oraya çeken bir şey varsa yüklü olabilir. Onun dışında her zaman nedir? Nötrdür. Y'nin dış kısmı ise ne olacak? Dış kısmı ise artı yüklü olacaktır arkadaşlar. Sekizinci sorumuz demiş ki iletken K cismi ipek iplerle asılmış. Burada ipek ip kullanmasının sebebi arkadaşlar ipeğin yalıtkan bir malzeme olduğu. Yani orada hani
burada yalıtkan olduğu için hani nötrlenmiyor cisim. Hani bir toprağa falan bağlı gibi değil yani. O cisim orada havada duruyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yalıtkan olduğu için yük geçişi olmayacak. Şekildeki bir yaklaştırılıyor. X, Y şekildeki bir dengede olduğuna göre K, X ve Y'nin küresi ne olur? O zaman ben X'e K'yı yaklaştırdığım zaman ne yapmış? Bunu çekmiş. O zaman çektiğine göre K ile X birbirini çekebilmesi için bunların ya zıt yüklü olması lazım ya da birinin yüklü birinin nötr olması lazım. O zaman mesela K artı yüklü X eksi yüklü olabilir mi? Olabilir. Çeker. K artı yüklü X nötr olabilir mi? O da olabilir. Gene çeker. K eksi yüklü X nötr olabilir mi? O da olabilir. Yine çeker. O zaman bu üç ifade de şu anda olabiliyor. Peki aynı K cismini Y'ye yaklaştırdığın zaman ne olmuş? Y'yi itmiş. Y buradan buraya gelmiş. O zaman itiyorsa mutlaka ikisi de yüklü olmak zorunda ve aynı cins yüklü olmak zorunda. Hani biri yüklü biri nötr olmaz. Biri yüklü biri nötrse birbirini çeker. İtebilmesi için mutlaka aynı cins yükler ve ikisi de yüklü. O zaman K ile Y aynı olacak. K artı mı? O zaman Y de artı olacak. K artı mı? O zaman Y de artı olacak. K eksi mi? O zaman Y de eksi olacak. Olabilir mi? Evet, üçü de olabiliyor. Dolayısıyla bu üç ifade de ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Dokuzuncu sorumuza geldik. Bir iletkenin masanda olan iletken X, Y, Z küreleri topraklanmış. Toprak önemli değil. Toprak ne yapar? Nötrler. Kimi nötrler? Her zaman dokunduğu her şeyi nötrler. Bir tek etki altındaysa çekilenlere dokunamaz. Eksi yüklü A cismi yaklaştırıldı. Yaklaşınca ne yapacak bu eksi? Diyecek ki kardeş ben zıt yük olan artıları kendime en yakın olan bölgeye çıkacağım. Aynı cins eksileri en uzağa iteceğim. Toprak var. Toprak ne diyecek? Kardeş ben nötrlerim. Neyi? Tamam çekilenlere bir şey yapamam. Onlara dokunamam. Ama itilen kim varsa ben onları nötrlerim. O zaman toprak da tutacak şu x'in şu ucunu tekrar ne yapacak? Nötrleyecek. Yük geçişi tamamlandığında önce A cismi sistemden çıkarılıyor. Bakın öncelikler önemli. A'yı sistemden çıkardım ama toprak hala kesmemiştim. O zaman toprak ne dedi? Ana dedi burada artılar ve artık onları çeken hiçbir şey yok. Ne yapar? O zaman toprak gider hemen orayı da nötrler. Çünkü artık etki altında değil çekilen bir şey olmadığı için onlara artık dokunabilir. Toprak gider onu da nötrler. Daha sonra topraklama kesiliyor. Tamam kesersen kes. A'yı sen uzaklaştırdığın an zaten toprak görevini yaptı. O cismin tamamını her tarafını nötrledi. Sonra kestin. Tamam. X, Y, Z'de ne var? Hiçbir şey yok. Hepsi nötr durumda. Dolayısıyla yük arasındaki ilişki ne olur? Son durumda X'in yükü, Y'nin yükü, Z'nin yükü hepsi birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak ve son durumda hepsi nasıldır? Nötrdür. 10. ve son sorumuza geldik. Nötr iletken X, Y, Z kürelerinin yarıçapları sırasıyla 2R, R, 3R'dir. Küreler birbirine temas halindeyken Z küresi topraklanmış. Bu durumda sistem artı yüklü K yaklaştırıyor. Şimdi yaklaştırdık ne oldu? Dedi ki kardeş ben çekerim. Kimi? Zıt yükleri çekerim. Aynı cins yükleri ne yaparım? İterim. Nereye iterim? İtebildiğim en uzağa iterim. Orada bir toprak var mı? Var. Toprak ne yapar? Der ki ben nötrlerim. Kimi? Her şeyi nötrlerim. Ancak etki altındaysa, çekilen bir yük varsa onlara dokunamam. O zaman buradaki eksiler şu K tarafına çekildiği için bunlara dokunamaz. Ama şu itilen, istenmeyen gider şu ucu ne yapar? Toprak nötrler. Ha, artılar toprağa gidemediği için topraktan elektronlar gelip o ikisini nötrleyecek. Neyse. Şimdi bu durumda artı yüklü K şekildeki yaklaştırılırsa yaklaştırdık. Z küresi eksi yüklenirse yüklenirken X, Y nötrdür. Evet Z eksi yüklenir. X ve Y şu durumda nedir arkadaşlar? Nötrdür. Topraklama K cismi uzaklaştırılmadan kesilir. Yani K'yı daha uzaklaştırmadan kes. Tamam. Ve K cismini sonra uzaklaştır. Toprağı kestiğim zaman toprağın şu eksiği nötrleme şansı kalmadı artık. Ondan sonra K'yı uzaklaştırınca o zaman o eksileri çeken bir şey kalmadığı için toprak da artık olmadığı için o eksi ne yapacak? Üçü tarafından paylaşılacak. O zaman üç kürede eksi yüklenir. Doğru mudur? Doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Topraklamayı kesmeden K'yı uzaklaştırdı. K'yı uzaklaştırdığın anda artık bu eksileri çeken bir şey kalmadığı için ve toprak hala bağlı olduğu için toprak ne yapar? Hemen gider o eksileri de nötrler. O zaman üç kürede ne olur? Nötrlenir. Sonra K cismi uzaklaştır. Tamam uzaklaştıracağım. Ne olur? Uzaklaştıktan sonra ne olacak? Zaten toprak her şeye bağlı olduğu için her şeyi nötrleyecek. O zaman 3 kürede ne yapar? Nötr kalır. Yani 3 ifade de bizim için nedir arkadaşlar? Doğrudur. Sorularımızı burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.